Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, mezheple alakalı bir sorumuz var bugün. Şimdi bazı kimseler, mezhepler Hicri 2. asırda meydana çıktı. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram ve onlardan sonra gelen tabi'in hangi mezhepteydi diye soruyorlar. Şimdi gerçekten mezhepler sonradan mı çıktı ve ilk asırdaki Müslümanların mezhebi yok muydu diye ardından hemen iki soru daha geliyor. Biraz cevap verebilir misiniz bunlara? Şimdi Usta Bey, buna cevap verebilmek için mezhep kelimesi üzerinde durmak gerekir. Mezhep zehebe kökünden geliyor. Arapça bir kelimedir. Yol anlamındadır. Hatta tarikat da Arapça bir kelimedir. Mezhep de Arapça bir kelimedir. İkisi de mesela dini literatürde kullanılmış. Mezhep kullanılmış, tarikat kullanılmış. Yol demektir. Gidilecek yol anlamında kullanılmış. Bu manada kullanılmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinin sahibidir. Eshab-ı Kiram Anümdan Efendilerimiz Peygamber Efendimiz'in talebesidir, eshabıdır, arkadaşlarıdır. Peygamber Efendimiz zamanında açıkça bugün bildiğimiz şekilde mektep, medrese dediğimiz yani eğitim sistemi yoktu. Ama yani bu şekilde bir sistem yoktu. Fakat eğitim sistemi vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'yi hem namaz kılınacak, hem sohbet edilecek, hem de eğitim yeri olarak kullanmıştı. Ama eğitim yeri olarak sadece Mescid-i Nebi'de kullanılmamış. Hayatın bütünü, her safhası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul edip ona iman eden, onun yolunda giden ve bunlara eshab deniyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam talebeleri, ilk iman edenler ve İslamiyet'i bize arkadaşları, evet. İslamiyet'i bize ilk nakledenler. Bunlar Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda talebeleriydi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sohbetinde bunların hepsi kemale geldi, olgunlaştı. Ne demek kemale geldi, olgunlaştı? Bugün tasnif edilmiş daha doğrusu. Biz biliyoruz ki 8 ana dini ilim var. Bunlar tefsir, usulü tefsir, hadis, usulü hadis, fıkıh, usulü fıkıh, ilmi kelam, usulü kelam, ilmi tasavvuf diye tasnif edilmiş. Ve bunların aynı şekilde 20 ilim daha vardır. Bunların da teferruatı olan 80 ilimden bahsediliyor. Bu ilimlerin hepsinde, dini ilimlerin hepsinde Eshab-ı Kiram, Peygamber Efendimiz'in sohbetinde hepsi kemale gelmiştir. Peki kemale geldiğinde ne olmuş? Ne olmuş? Bunlar sadece dini ilimlerde değil, din ilimlerinin nakli kısmında bu şekilde olgunlaştıkları gibi, kemale geldikleri gibi akli kısmında da, yani zamanın matematik bilgisi, fen bilgileri içerisinde, fizik, kimya, uzay bilgileri, astronomi ve anatomide de aynı şekilde mesafe kat etmişti. Bunlar ikisi birleşmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların hepsini bildiği için hem dil ile hem kalple bunları akıttı. Öğretti yani. Bilgiyi akıttı yani. Evet, bilgiyi akıttı. Dolayısıyla da Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimizin hepsi istisnasız ama işte o kemale geldi. Yani olgunlaştı, müştehit oldu, iştihat makamına geldi. Her biri İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi, İmam Şafii gibi, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri gibi ve bu şekildeki yetimşi olan ve kendilerine müştehit dediğimiz alimlerin üstünde iştihat makamındaydılar. Fakat Eshab-ı Kiram'ın, ilk Müslümanların herhangi bir mesele olduğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta olduğu için hemen ona intikal ettiriyorlardı. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'e soruyorlardı. Dinin sahibi hayatta, dolayısıyla ayet-i kerimelerdeki veya hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz yaptığı bir şeyde takıldıkları zaman dinin sahibine soruyorlar, çözümünü hemen aynı şekilde hallediyorlardı. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken de mesela Eshab-ı Kiram'dan bazılarını bazı yerlere gönderdiler. Hakim olarak gönderdiler. Mesela kitaplarda, kütüb-i sitede var. Muaz hadisi diye zikrediliyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretleri Yemen'e gönderdi. Ve uğurlarken de buyurdu ki belki bir daha seninle görüşemeyiz. Şimdi sen Yemen'e gidiyorsun. Orada neyle amel edeceksin? Allah-u Teala'nın kitabıyla ya Resulallah dedi. Peki orada bulamazsan, Kur'an-ı Kerim'de bulamazsan ya Resulallah sizden dinlediğim, sizden işittiğim Allah-u Teala'nın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın sözleriyle ve yaptığı işlerle. Peki orada da bulamazsan, öyle bir mesele çıktı ki karşına, bulamazsan o zaman bu iki kaynağa bakarak kendi iştihadımla. Şimdi Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretleri mutlak iştihat makamındaydı. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerden neyin murad edildiğini, Peygamber Efendimiz'in sözlerinden neyi aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in murad ettiğini anlıyordu, biliyordu.
Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam buna sual sorduğu zaman cevabını bu şekilde verince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın ve onun Resulünün muradına uygun cevap verdim buyurdular. Evet. Ve gitti. Yani Kur'an-ı Kerim'de evet. açıkça bildirilmeyen veya hadis-i şerifte bildirilmeyenler kendileri iştihat ettiler. Bir şey söyleyecek miyiz? Evet, işte oradan isterseniz bir sorum var. İştihat ettiler. Yani hepsi müştehitti demek. Aynı zamanda hepsi mezhep sahibidir manasına aynen gelir öyle. Mi? Aynen öyle. Hepsi birer İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi, İmam Şafii gibi, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi mezhep imamıydılar. Fakat bunların bütün iştihatları kitaplara geçmedi. Bütün iştihatlara kitaplara geçmedi. Ve zaten İslamiyet'i dil ile anlatmak ve kılıçla da aynı şekilde cihad etmek vazifeleriyle görevli oldukları için fırsatları da olmadı. İkinci kuşak bunu tedvin etti. Tedvin etmek yazdı demektir. İkinci kuşakta işte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, ondan sonra kuşakta İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri bunları tedvin ettiler. Ve bugünkü bizim anladığımız şekilde tasnif ettiler. İbadet kısmını, muamelat kısmını, diğerlerini tasnif ettiler. Ve ikinci kuşakta yetişen müştehitler kendi üstadları olan Eshab-ı Kiram'dan bunları alarak insanlara ilettiler. Şimdi ne Eshab-ı Kiram mesela Muaz bin Cebel radıyallahu teala hazretleri Yemen'e giderken benim mezhebim dedi, böyle bir şey demedi. Ne sonraki ikinci kuşaktakiler İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri, İmam Malik hazretleri, İmam Ahmet bin Hanbel hazretleri benim mezhebim ifadesini kullanmadılar bunlar. Ama Muaz bin Cebel radıyallahu teala hazretlerinin dinini öğrenenlere İşte Muaz bin Cebel Hazretleri'nin yolunda, mezhebinde denildi. Daha sonraki kuşakta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin nakillerinden dinini öğrenenlere de Hanefi denildi. İmam Malik Hazretleri'ninkinden öğrenenlere Maliki denildi. İmam-ı Şafii Hazretleri yoluyla öğrenenlere Şafii denildi. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri vasıtasıyla öğrenenlere de Hanbeli denildi. Dolayısıyla şimdi böyle bir söz, efendim başlangıçta yoktu. Mezhep kelime olarak yoktu ama tatbikat olarak mevcuttu. Sonra bu mezhep olarak ifade edildi. Yoksa efendim başlangıcında yoktu. Olur mu öyle şey? Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam farklı tatbikatları vardı amelde. Ama itikatta tekti. Yani Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizin hepsi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiği gibi inanıyordu. Ve Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. İman itibariyle ayrıldı. Birisi doğru yolda kaldı, diğerleri doğru yoldan ayrıldı. Nasara, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Birisi doğru yolda kaldı, diğerleri doğru yoldan ayrıldı. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Birisi doğru yolda kalacak. Bunun adı fırkayı naciyedir. Ehli sünnet vel cemaattir buyuruluyor. İşte bugün kitaplara tedvin tabiri kullanılmış, ifadesi kullanılmış, Arapça bir kelimedir. Yani yazılarak kitaplara geçirilen bu dört mezhep dediğimiz mezhep, imamlarının itikatları, imanları Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam o hadis-i şerifte buyurduğu benim ve eshabımın yolunda olanlar zümresine dahildirler. Bunlar amelde farklıdırlar. İtikatta birdirler bunlar. Aynı imana sahiptirler. Aynı imana sahiptirler. Dolayısıyla amelde niye farklılar? Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam farklı tatbikatları var. Mesela Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadde mübarek ayakları kanıyor. O haldeyken namaz kılıyorlar. İmam-ı Şafii Hazretleri bunu delil alıyor. Diyor ki kan abdesti bozmaz. Ama başka bir zamanda da yüzü kanadığı zaman Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdestini tazeliyor.